Sağdaki mücadelemiz yanında tüm diplomatik kanalları kullanıyoruz. İdlib'de tansiyon yüksek. Gözlerse Moskova'da yapılacak toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Perşembe günü Rus lider Putin'le bir araya gelecek. İdlib konusu masada tartışılacak. Bu görüşmeden sonra tansiyonun düşeceği beklenilse de sonuç merak ediliyor. Orada da Sayın Putin'le yine bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki orada artık ateş kesti, atılacak diğer adımlardı, bunları atar ve bu işi süratle bir neticeye kavuştururuz. Esenboğa Havalimanı ve AK Parti İl Danışma Meclisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tuzak vurgusu yaptı. 15 Temmuz Amerikancı FETÖ darbe girişimini hatırlattı. Suriye'de oynanan oyunu milletimizle birlikte gördük, teşhis ettik. 15 Temmuz'da Ankara'da, İstanbul'da başaramadıklarını Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratmakta kararlıyız. Hatırlarsanız 15 Temmuz'un hemen ardından ne demiştik? Başaramayacaksınız. Erdoğan, Suriye'de bulunan Rusya ve İran'a da seslendi. Türkiye'nin amacını iki maddede özetledi. Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum. Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok. Türkiye'nin Suriye'deki mücadelesi ne toprak kazanma, ne stratejik veya mezhebi üs ezinme gayretidir. Biz Suriye'de hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol açtığı insani krizi çözme, hem de topraklarımızın güvenliğini sağlama mücadelesi yürütüyoruz. Erdoğan harekata ilişkin sadece Türk askerine saldıranların hedef alındığının altını çizdi. Harekatımızda sadece askerlerimizin kanını döken rejim unsurlarını imha ediyoruz. Göçmenler konusuna da değindi. Erdoğan daha önceki kapıları açarız sözlerinin ne kadar ciddi olduğunu söyledi ve geri dönüş yok dedi. Ne dedim kendilerine? Eğer bizimle yük paylaşımına girmezseniz bu kapıları açarız. Ama bunlar sandılar ki biz latife yapıyoruz, şaka yapıyoruz. Şimdi kapılar açılınca telefon üstüne telefonlar gelmeye başladı. Kapıları şimdi kapadın diyorlar. Bitti artık o iş. O iş bitti.